CHP heyeti Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Ağustos'ta yapacağı Niğde ziyaretiyle ilgili basın açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretinde bulunacak, partisinin grup toplantısını Niğde'de gerçekleştirecek. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. 23 Ağustos Salı günü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Niğde ziyareti ile alakalı toplanmış bulunuyoruz bugün. 23'ünde biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu konuyla da ilgili koordinatörümüz, bu işin koordinatörü Sayın Milletvekilimiz Mürsel Alban'a ben sözü bırakıyorum. Gerekli açıklamalar kendisi yapacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli milletvekillerim, kıymetli basın mensubu arkadaşlar. Niğde ilimize Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir programı var. Niğde ilimizdeki 23 Ağustos Salı günü yapacağı programları biz önceden planlamak ve programı hazırlamak üzere il başkanımızın da belirttiği üzere milletvekillerimize de birlikte Niğde'deyiz. Değerli arkadaşlar, ülkemizin hangi şartlarda, ne koşullarda geçtiğini en iyi siz basın mensupları olarak bilenlersiniz. Şu an ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçte geçiyor. Bu sıkıntılı süreçte yurttaşlarımızın, halkımızın, vatandaşlarımızın daha rahat, daha ferah bir ortama nasıl yaşatabiliriz? Önümüzdeki dönemlerde halkımızla el ele, kol kola, omuz omuza nasıl ülkemizi başarıya götürebiliriz? Bunun çalışmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'ye geliyor. 23 Ağustos Salı günü saat 10.30'da Şadırvan Parkı ve civarında esnaf ziyareti yapacak ve halkımızla orada buluşacak. 13.30'da kültür merkezinde grup toplantımız var değerli arkadaşlar. Grup toplantımızı yapacağız. Grup toplantımızda şu an meclis tatil ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, genel başkan ve genel merkez yöneticilerle sahada ve her salı günü bir ilimizde grup toplantılarımızı yapıyoruz. Meclis açıkmış gibi çalışmaya devam ediyoruz. Bunun devamında saat 15'te muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir toplantımız var. Genel başkanımız, kanaat önderlerimiz, muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelecek. İl örgütümüz, ilçe örgütümüz, genç kollarım, kadın kollarımızla önemli bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmada demokratik kitle örgütleri, muhtarlarımız ve diğer toplum kesimleriyle görüşmenin dışında yurttaşlarımızı da programımıza davet ediyoruz. Çünkü bu Niğde için tarihi bir gün. Bir yıl sonra muhtemelen yapılacak, ama erken olursa erken olacak, bir cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Yani Türkiye'nin içinde yaşadığı sorunlardan arındıracak, Türkiye'deki dönüşümü sağlayacak, hak, hukuk, adalet kavramını yaşama geçirecek ve Niğde'nin tarihini değiştirecek bir lideri burada misafir edeceğiz.